Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videomuzda trigonometriden böyle yayınlarda olan, bazı soru bankalarında olan biraz daha diğer sorulara nazaran biraz daha böyle zor diye tabir ettiğimiz, hoş tabir ettiğimiz soruları çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bakalım neler vermiş. Kosinüs x artı y'yi, kosinüs x eksi y'yi vermiş. 2y'yi soruyor bize dostlar. Bakın neler yapacağım dostlarım şimdi. Şimdi şu x artı y dediğim amcaya bir a diyelim. X eksi y dediğimiz adama da bir b olarak söyleyelim. Şimdi şu kerataları birbirinden çıkarsak arkadaşlar. X'ten x çıktı 0. Y'den eksi y çıktı 2y. Burası da a eksi b geldi. Yani bakın 2y dediğimiz açı a eksi b'ye eşitmiş. O halde bize artık kosinüs 2y değil de a eksi b soruluyor diyebilirim dostlar. Peki a eksi b'yi biz nasıl yazıyorduk kosinüsün fark formülü dostlarım? Hemen yazalım. Kosinüs a eksi b'yi yazıyorum. Bunlar bir kös kös oturuyorlardı dostlarım şöyle. Kös kös oturtturduk. Kos a, kos b. Ters hareket yapıyordu bu keratalar. Eksi ise bu araya artıyı koydum. Bir de sinsi sinsi etrafa bakıyorlar. Sin A, sin B diye. Şimdi bize ne lazım? Kosinüs A. Yani X artı Y'nin kosinüsü. Onu zaten biliyoruz. 3 bölü 5 çarpı. Kosinüs B lazım ki, kosinüs B'yi de zaten biliyoruz arkadaşlar. X eksi Y'dir B olan. Kosinüs B'de 12 bölü 13. Artı sinüs A lazım. E şimdi sinüs A'yı nereden bulacağız biz? Kosinüs A'yı biliyoruz. A açısının kosinüsünün 3 bölü 5 olduğunu, yani komşusu 3, hipotenüsü 5, karşısı 4. O halde sinüs A'yı artık söyleyebiliriz. Sinüs A nedir? Karşı bölü hipotenüs. 4 bölü 5 oldu. Sinüs B lazım bize dostlarım. Hemen B için de bir dik üçgen çiziyorum buraya. B açısı için bir dik üçgen patlattım. Kosinüs B'yi biliyoruz biz. Şurası B açısıydı. Kosinüs B 12 bölü 13. Yani komşusu 12, hipotenüsü 13. Karşısı o zaman 5 olacak. 5, 12, 13'ten dolayı. Hemen sinüs B'yi de 5 bölü 13 diye yazalım. Artık gerisi toplama çıkartma dostlar. Hadi toplayalım. 3 kere 12. 36 bölü 65 artı 4 kere 5. 20 bölü 65. Topladık bu iki amcamı. 56 bölü 65 sorumuzun cevabı geldi. Bu soru hangi yayındaydı hatırlamıyorum ama E harfiyle başlayan bir yayın olması lazım arkadaşlarım. Bakalım bir sonraki sorumuz ne diyor? Fonksiyonu veriliyor diyor. Bu fonksiyonun en geniş görüntü kümesinde bulunan tam sayıların toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi dostlar, konu anlatımımızda şöyle bir olay vardı. Kosinüsle sinüsün eğer ki şu açıları aynıysa şu ifadenin, şurada gördüğümüz ifadenin en büyük ve en küçük değerini şöyle buluyorduk dostlar. Bu adamın maksimum değeri kök içinde şuradaki 6 ile 4'ün kareleri toplamı olacaktı. 6'nın karesi artı 4'ün karesi olacak. Minimum değeri de bu adamın eksilisi olacaktı dostlarım. Yani 6'nın karesi artı 4'ün karesinin eksilisi olacaktı kardeşler. Hadi şunun sonucunu bulalım. 36, 16 daha 52 çıkıyor galiba. Kök 52. Şöyle yazalım. Kök 52 diyelim. Şu da eksi kök 52 oldu. Şimdi bize neyi soruyor? Fx'in en geniş tanım kümesini soruyor dostlar. Bu kök 52 dediğimiz şey yaklaşık olarak dışarıya nasıl çıkacak? Yani 49 olsaydı 7 diye çıkardı. 64 olsaydı 8 diye bir şey çıkardı. Yani 7 virgül bir şey çıkacak dostlar. E bu da tabii ki eksi 7 virgül bir şey çıkacak dışarıya. Şimdi fx'in aralığını bulacağız kardeşler. Fx neyden büyük, neyden küçük diye bir şey bulacağız. Fx dediğimiz adam şurası bir kere 7 ile eksi 7 arasında. E bir de 2 toplayın diyor bunun için. Hadi 2 de ekleyerek yazalım. 7'ye 2 ekledim. 9 maksimum değeri çıktı. Eksi 7'ye 2 ekledim. Eksi 5 maksimum değeri çıktı arkadaşlarım. Şöyle eksi 5 ile 9 aralığında değerler alacakmış ki
Eksi 5'ten ve 9 arasında bulunan tam sayıların toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bu aralıktaki tam sayıları yazarsanız kardeşlerim, zaten şu 6'dan öncekiler eksi 5'ten öncekilerle sadeleşiyor. Geriye bir tek 6, 7, 8 ve 9 değerleri kalıyor ki bunların da toplamının 30 olduğunu göreceksiniz kardeşlerim. Geçiyorum bir sonraki soruma. Kenarları ABC olan bir ABC üçgeninde ifadesinin eşiti nedir diye bir soru sormuş. Hadi gelin şu üçgeni bir çizelim biz kardeşler ilk önce. Şöyledir. ABC üçgeni çizelim. Şurası B olsun, şurası A olsun, şurası da C. Dolayısıyla burası A kenarı, şurası B, şuranın da tamamı C kenarı olacak. Şimdi şuradan aşağı bir diklik indirdim dostlar. Şuraya X, şuraya da C eksi X'imizi yazalım. Şimdi adam bize neyi soruyor? C kenarı diyor, hadi yazdım, eksi A çarpı kosinüs B diyor kardeşlerim. B açısının kosinüsü. Komşusu X, hipotenüsü A olduğu için X bölü A. Bölü. Buraya da kosinüs A'yı yazın diyor. Kosinüs A, şuradaki açının kosinüsü. Yani C eksi X bölü B. C eksi X bölü B'yi yazdım. Hadi dostlar şunları bir sadeleştirelim. Bakalım neler geliyor karşımıza. Yukarıda bir C eksi X kaldı. Bölü. Burada da C eksi X bölü B kaldı. Ters çevirip çarpıyorum. C eksi X çarpı B bölü C eksi X ki bu adamlarda bay bay dedik. Geriye bir tek B kaldı dostlar. Devam. Bakalım bu sorumuz ne diyor. Burada da yine açıları vermiş, bir şeyler vermiş. Alfa eksi beta. Alfa açısıyla beta açısı arasındaki ilişkiyi soruyor. Dostlar köklü sayıların bir özelliğini hatırlayın. Bakın buradaki ile şuradakini bir düşünün arkadaşlarım. A eksi B, B eksi A gibi bir şey var burada. Burası eğer bir sonuç çıkıyorsa şu ikisinin mutlaka sıfıra eşit olması lazım. Yani hemen 1 eksi 2 sinüs alfayı sıfıra eşitledim dostlar. Bu durumda 1 eşittir 2 sin alfa, 1 bölü 2 eşittir sinüs alfa çıktı. Sinüs kaç 1 bölü 2 idi dostlarım? 30 derece. Ama ne diyor? Alfa 90 ile 180 arasında. Bir de neydi dostlar? 150 derecede. 1 bölü 2'ye eşitti. Alfa 150 bulduk. Sıra geldi şu amcama. Şimdi bunlar sıfırdı. Bunları getirdim artık. Tanjant beta eşittir 1 kaldı. Onu bir yazalım. Tanjant beta'nın karekökü eşittir 1. Aldım her iki tarafın tanjant karesini. Tanjant beta eşittir 1 çıktı. Hemen soralım. Tanjant kaç 1'e eşitti dostlarım? Beta 45 derece olmak zorunda. Niye? Çünkü beta 0 ile 90 aralığındaymış. İşte alfamız 150, betamız 45. 150'den 45'i çıkart diyor bize dostlar. Denizli şıkkımız doğru cevaptır derim. Bakalım bu sorumuz ne diyor kardeşlerim? İfadesinin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Şimdi az önce çözdüğümüz soru gibi bir şey var burada arkadaşlar. Şu özelliği bir görelim. Bakın 3x, 3x. Sinüs, kosinüs. Şimdi şu ikisinin zaten biz toplamının maksimum veya minimum değerini buluruz. Nasıl buluyorduk dostlarım? Maksimum değerleri kök içinde 6'nın karesi artı 8'in karesi. Yani 100'den 10. Minimum değeri de bunun eksilisiydi, eksi 10. Şimdi bütün ifadenin en büyük, en küçük değerini bulacağız. Bunu da şöyle yapalım. Bir maksimum değerini bulmaya çalışalım. Bir de minimum değerini bulmaya çalışalım. Şimdi şunlardan zaten bir artı 10 geliyor. Minimum değeri için de eksi 10 geliyor. Şurayı düşünelim kardeşlerim. Şu kısım kosinüslü bir kısım ki açının ne olduğunu bizim için önemi yoktu. Kosinüsün alabileceği en küçük değer eksi 1, en büyük değer 1 olacak. 5 ile çarpıldığında en küçük eksi 5, en büyük artı 5 olacak. O zaman maksimum değeri 5. Minimum değeri eksi 5 olacak. Bir de ne var ifademizde? Artı 12 var. 12'yi buraya ve buraya ekledim kardeşlerim. Şimdi maksimum değerini bir söyleyelim. Bunların hepsini topla diyor. 10, 22, 27 geldi maksimum değeri. Minimum değerine bakalım. Eksi 15, 12 daha. Eksi 3 de buradan çıktı dostlar. Eksi 3 de minimum değeri geldi. Şimdi devam. Tabii biz neyi bulduk? Şu içinin ifadesini bulduk. Şimdi bize A lazım. A'nın da bir daha neymiş bir daha söyleyelim.
A değerimiz neymiş? Bu kerataların hepsinin toplamının küp kökünü alın diyor. 27'nin küp kökünü aldım. 3 geldi. Eksi 3'ün küp kökü şöyle yaklaşık olarak eksi 1 gibi bir şey olacak arkadaşlarım bu da. İşte 3 ile eksi 1 aralığındaki değerleri alacak o halde. Hadi neler var 3 ile eksi 1 aralığında? 3 var. 2, 1, 0, eksi 1. Yani kaç taneymiş dostlar? 5 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz kardeşlerim. Şimdi bugün bu videomuzda bunları çözdük arkadaşlar. Videolar ilerledikçe soruların zorluk seviyesi de artacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kardeşlerim. Hadi kolay gelsin.